Böyle açınca biraz tamam. 3, 2, 3. Evet abi tam. Ah pardon. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'la yeni güncellemeyle birlikte bir katana kılıcı geldi. Tuna Tavus ve Barış Bira'yla birlikte her şeyin içerisinden geçeceğiz. Bakalım ne gibi maceralar bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Katananın sende olduğunu biliyorum. Bu kılıcı istediğini biliyorum. Ama bu kılıcı elde etmek için içindeki öfkeyi yenmen gerekiyor. Hepinize selamlar arkadaşlar. PUBG Mobile Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bir tarafımda Tuna Tavus, bir tarafımda Barış Bıra. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a yeni eklenti olarak gelen katana kılıcını hep birlikte deneyeceğiz. Önümüzde hazırladığımız ekipmanlarımız var. Öğretileri Barış Bıra'dan aldık. Hocam öncelikle seni dinleyelim. Daha sonrasında Tuna'yla birlikte her şeyin içerisinden geçeceğiz ve bugün sizlerle birlikte bakalım neler yaşayacağız. Buyurun siz dinliyoruz. Şimdi öncelikle kılıcı istediğini duydum. Bunu aşman, bu kılıca sahip olman için sinirini, öfkeni yenmen gerekiyor. Ve en önemli ilk aşamada odaklanma. Bu kılıca sahip olmak istiyorsan ilk etabımız odaklanmayı, en basit ürünleri en ince vuruşlarla halletmeyi öğrenmen ve öfkeni yenmen gerekiyor. Öfken benim bu arada. Ya öfken bu kadar büyük mü ya? İçinde ne öfke varmış ya. Bugün Tuna'yla birlikte arkadaşlar birbirinden çeşitli deneyler yapacağız. Birbirinden çeşitli ürünlerin içerisinden geçmeye çalışacağız. Ben katana'yla bir şeylerin içerisinden geçmeye çalışırken Tuna da elleriyle yumruklarımla parçalayacağım. Parçalamaya çalışacak. Bugünün medar iftarı Tuna Tavus'ta alkışlıyoruz. Hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Tuna Tavus'a. Eğer videomuza 100 bin like gelirse yorumlarda kendini belirten arkadaşlarımızdan 2 kişiye bu katanaları göndereceğiz. Şimdi like'a tıklayalım ve hediye şansını kaçırmayalım. Ayrıca bu kanala inanılmaz videolar gelmeye devam edecek. Teşekkürler. Videomuza devam edelim. Hocam çok teşekkürler bu arada rica öğretiler ederim, için. Rica ederim. Daha da öğretilerimiz olacak. Başka zorluk etaplarımız olacak. Öyle katana hemen öyle sahip olmak kolay bir iş değil. Ha, etap etap tabii, geleceğiz. Tabii, tamam. Tabii. Sadece bunu kestim biçtim yok öyle katana. Okay, her şeyi, çok her fazla malzememiz var. Bir de öfkeni yenmen gerekiyor, onu unutma. Evet, evet. Öfken senden şimdi iyiyse güç, katana yok. Sen bunu nereden öğrendin ya? Sen nasıl öğrendin bunu? Boş ver. Tanışıyor musun? Odaklanma. En önemli şey odaklanma. Odaklanmadığın sürece katana yok. Valla ben hazırım. Eğer sizler de hazırsanız katanayı kınından çekip testlerimize, deneylerimize ve yanımızda getirdiğimiz ekipmanların içerisinden geçirmeye başlıyoruz. Alkışlar kendimize. Haydi bakalım. Bunu keseyim. Bu şişe yerinde kalsın ama içindeki su akmasın. Mümkün mü? Değil. Deneyelim. Siz uzaklaşın biraz. Aman gelmesin. Hocam siz böyle 3, 2, 1 falan sayar mısınız? Sayıyorum. 3, 2, 1. Dedim yapamaz. Bir kez daha deneyeyim. Hemen dene. İlk seferde dene, başarılı olamazsın dene, demiştin dene zaten. Evet. Hadi bir daha deneyim. Odaklanma yok sende. Öyle katanayı alacağım, vuracağım, kıracağım. Yok öyle. Odaklan. Ama şöyle bir durum var. İçinden geçti bak tertemiz. Ya içinden geçti de dağıldı. Su niye oynadı? Hiç oynamaması lazım. Onu Tuna da yapar eliyle. Tuna eline yapar mısın? Yapar abi. Yapalım. Buyur yap abi. Yap abi. Öfkeni yaptır şimdi. Konuş ha. İzle. Bak. Al abi.
Ya bir tane getir bir de ben vurayım diyeceğim de şimdi sensei olarak bak, yakışmadı öfke hareket etmek. Senin içinden farkın oldu. Kaldı mı içinde? Hayır. Evet. Su bu akar. Doğaya akar. Burada su... Ormandayız abi, sıkıntı yok. Evet, su, bu ağaçların suya ihtiyacı var o yüzden. Ben deniyorum. Hadi çekildi. Oba! Demek çok ki, iyi lan. Bir şey diyeceğim. Bir hocam, hocam gelin. Ama su kısmını almadık ki zaten. Düşmesi mümkün değil ki. Sayın senseyim. Bir lokmayı sen de kendine geldin. Baya iyi. Çok iyi değil miydi? Kafası uçtu bak. O bu güzeldi. İddia ediyorum Tuna aynısını eliyle yapamıyor. Bir şey diyeceğim. Bunun bir slow motion görüntüsünü izleyelim mi? İzleyelim. O kapağın nasıl uçtuğunu bir görmek istiyorum. Görelim, buyurun. Görelim akıp abi, gelsin. Oo, nasıl? Eğer videomuza 100 bin like gelirse yorumlarda kendini belirten arkadaşlarımızdan 2 kişiye bu katanaları göndereceğiz. Şimdi like'a tıklayalım ve hediye şansını kaçırmayalım. Ayrıca bu kanala inanılmaz videolar gelmeye devam edecek. Teşekkürler. Videomuza devam edelim. Hazırım hocam. 15 tane koydum. Niye 15? Yani iki katı bir şey yapmıyor. 15,5 yapalım bunu. Daha böyle tatlı bir konsept olur diye düşünüyorum. Gerçek odaklanma bunu düşünürken bunu kesmeyi dile getirir. Bunu düşün ve odaklan. Biliyorum. Hayır. Bravo. Tam başarılı değildi sanki ya. Ne diyorsun? Bakıyorum, kontrol ediyorum. İki tane kaybımız var hocam. Dağılmadan gitmeliydi ama bence gayet iyi. Öfken bence bunu yapamaz. Başarılı. Odaklanma kesinlikle başarılı. Zaten kesinlikle öfkeyle başarılı. Kalkan zararla oturur. Hani bunu ben bile yapamam. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, sularımızı şu anda... Hepsini tabii ki topluyoruz. İçinden geçtik. Hepsini çöpe atacağız. Sular da zaten doğaya gidiyor. Sizin de aklınız kalmasın. Buraları toparlayıp, temizleyip gideceğiz. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Siz kesinlikle bunu denemeyin. Bizim kamera arkasında şu an evet, görmüyorsunuz ama hemen hemen 30 kişilik bir ekip var. Sağlık ekibi var. Bu işin profesyonelleri var. Siz izleyip like atarak bizlere destek olup daha yeni bölümleri de izleyebilirsiniz. Bir hatırlatma daha. Eğer bu videoya 100 bin like gelirse videoya yorum yapan takipçilerimizden 2 kişiye bu kılıçları hediye ediyoruz. O zaman like'ları bekliyoruz arkadaşlar. Kılıçlar sizin olacak. Çok korktum bir an Tuna'yı ikiye böleceğiz 100 bin like gelirse diyeceğim. Şöyle kılıcı bir göstereyim sizlere de. Kılıca ben dokunmak istemiyorum. Kılıç acayip, acayip keskin bir şey. Çok keskin. Verirken bile elim ayağım titredi. Özel tasarım bir kılıç. Japon efsanesi katana. Fiber klas. Bir de gelişi 99 lira bunun ama biz şimdi bunu usturacıda geliştirip hocam 149 liraya satıyoruz. Normalde de satışı bu. Hocam tamam yeter. Çok sulu bir iş olmaya başladı. Bunları kaldıralım, meyvelere devam edelim. Çünkü videonun sonunda Tuna'nın yemesi gereken şeyler var. Tabii tabii. Kavun geldi. Öfke, gücünü göster. Önce sen. Kavunu parçalarsın bence çok rahat. Kavunu parçalayacağız. Kabak gibi oldu kabak. Canım çekti. Teşekkür ederim. Canım çekti, bir lokma alacağım abi. Sıra sende. Hocam bana bir küçük kavun. Peynir var mı peynir? Bu mevsim bu kadar lezzetli kavunu nereden buldunuz ya? Yaparsın. Yağmurcan. Abi dik vur. Hocamı dinlemiyormuş gibi yapamam, kusura bakmayın. Vuruyorum abi. Bravo. Vay. Bakar mısın? Somon füme gibi kesti adam kavunu bak. Birlikte yer miyiz? Ben yemeyeyim abi, stokum ben ya. Ben de evliyim zaten. Ama ben gerçekten bir tur denemek istiyorum ya. Size şöyle göstereyim. Müsaade ederseniz bir tur deneyeceğim ya yandan. Durmuyor ki. Durdu. Deneyeyim mi bir tur yandan? Vur. Dengesi bozuldu ama kayar düşer. Yine de ama diye geçer. Sen onu kaydırmadan düşürürsün. Hatta parmağınla böyle tık yapıp öyle düşürürsün. O kadar eminim. Sana güveniyorum. 3, 2, 1, vur! Çok iyi. Hocam alkış nerede? Teşekkürler, evet. Kavunlar gerçekten beklediğimden daha taze çıktı. Kıtır kıtır, o yüzden çok rahat kesildiler. Biraz mucize kabak zaten. Şu tasarıma bakar mısınız? Biraz kabak. Yaratılış mucizesi ya. Mükemmel. Evet. İnanılmaz meyve salatası yapacağım sana. Bugün güzel elmalar, kavunlar daha ne var? Sırada ne var? Ne var sırada hocam? Karpuz. Ooo! Bak.
Bir şey diyeceğim. Beni tanıyanlar, şu karpuzun tadını bilenler like atsın oraya. Gerçekten yani yorumlarda bizim kanalı izleyenlerin çok büyük bir mazisi var hocam, karpuzla. Peki kavun karpuz olması benim mideli olmamla alakalı olabilir mi? Devamlı böyle bu tarz eşeklerin sevdiği meyveler. Olabilir. Karpuz gelsin. Gelsin. Merhaba oyun severler. Bugün siz... Hocam yanlış yerdeyiz, pardon. Buyur. Sendeyiz, bu sefer sendeyiz. Benim içinden geçmeyi en sevdiğim şeylerden birisi karpuz. Gerçekten yalan söylüyorsun. Vallahi doğru bak, inanamazsın. Karpuz videom var. Çok var. Eğer videomuza 100 bin like gelirse yorumlarda kendini belirten arkadaşlarımızdan 2 kişiye bu katanaları göndereceğiz. Şimdi like'a tıklayalım ve hediye şansını kaçırmayalım. Ayrıca bu kanala inanılmaz videolar gelmeye devam edecek. Teşekkürler, videomuza devam edelim. Ben göstereceğim. Bir saniye hemen göstereyim. Hemen göstereyim hazırsanız. Ama az önceki tezahürat çok iyi oldu bu arada. Hadi. 3! Bu kadar senkronsuz bir takım. Ooo! Bir, iki, üç! Vur! Pardon. Abi. Gaza geldim, fazla gaza geldim. Böyle tezahürat yapmayalım falan. Çok özür dilerim. Hocam ben bir ara kendi... Kaç. Hayır. Hocam. Bayağı. Bir daha. Hocam. Hocam kelek. Kelek. Karpuz. Gerçekten karpuzun tadına bakalım mı? Bakalım. Bu mevsimde karpuz olmaz çünkü. Kaşık getirin. Buyurun. Senin ağzına vereyim. Ağzına ver. Nasıl? Aşırı kabak değil ya. Herhalde güzel, orta. Güzel, güzel, güzel. Güzel bence. Yalnız karpuz öyle parçalanmaz. Salla ben zaten kaçıyorum abi. Ben yakıyorum. Yapma Tuna! Oğlum düğününde yağmur yer bak. Kabuğunu yemeyin. Gerçekten kabuğunu yemeyin bak. Diğer etaba geçelim. Gelsin. Antalya'dayız. Antalya'nın meşhur tatlısı, kabak tatlısı için evet. Bu kabağı ilk etapın son ürünü olarak bir dilimler misin? Hemen dilimler. Hemen bir dilimler. Siz biraz arkaya kaçın. Geliyor direkt, direkt vuruyor. O neymiş hocam? Çok sert bu, zor. Hocam. Çok zor. Ooo! O ne öyle? Ooo! Hocam! Dilim dilim. Of. Muhteşem. Muhteşem. Dilim dilim, tatlılık oldu, tatlılık. Yani sen de bir marmelat yapar mısın benim için? Halim bir marmelat gelir mi? Bakalım, bu birazcık sert duruyor. Biraz riskli. Abi baya. Sen... Aha. Ha. Kırılmaz. Masa kırılabilir mi? Yapma. Abi hemen değiştirelim, olmaz mı şu? Bu baya bir şey. Hemen değiştirelim. Şunu da hazırlasana oğlum. Kime yetecek? 50 kişi var arkada de. Hemen onu da keseyim abi. Oğlum şunu da hazırlasanız abi ya. Sen bırak abi. Adam reçel yapacağım dedi. Ben onu patlı yapacağım. Yok abi ya. Adam çok güzel dilimledi. Sen şuradan yemeye başla. Sen ben hemen bunu hazırlayayım. Dilimle. Ama kaçın arkaya. Çekil. Teri dilimle. Bak bir de dikine yapıyor. Alttan gebereceğim. Öbüründe iki böyle olmuş. Hocam çok kötü. Bravo. Masa iyi mi? Bu dilim size gelsin, sizden de bize gelsin arkadaşlar. Bakın, kalp. Yani bu bir tesadüf olamaz. Belli ki 100 bin like'a geçmiş bu video ve bu kılıç sizlerden, bu kılıçtan bir tane daha. Kılıcın keskin olsun. Sizlere helal olsun. Evet, ikinci etap mı hocam? İkinci etap. Gelsin. Kazandı. En sevdiğim kısma geldik. Ben damacanın içinden geçmeye öyle bayılıyorum ki yani. O kesiliyor, içinden sular akıyor, bilmem ne, piyano sesleri. Damacana diyorsun. Tuna. Valla ortak noktamız var. Benim de en sevdiğim. Bu etabımızın adı denge hocam. Ve önemli olan sadece damacanayı öyle böldüm biçtim değil. Elimde bir şerit ve tamamen bu şeritten vurmanı isteyeceğim. Bak zorlaştırıyor da oradan. Yani tabii. Bir şerit. Senin için daha zor bu arada. Sen nasıl patlatacaksın o bölgeden? Senin için... Sen rahat ol. Ben öfkeyim. Senin için bir şey yapmadım. Yapmadın mı? Yok. Yap abi, bana da yap. Sana da yapıyorum. Bana da yap hocam. Sen biraz geniş olduğun için şöyle alacağım seni. Al abi. İlk ben yapayım mı? Bence yap. İlk sen... Buyurun. Sen Antalya misafirsin, ne olur. Ben mi yapayım? Hadi buyurun. Dur hadi bakalım. Ben şişemi bir alayım. Hadi bakalım. Hocam o şişeyi bayağı çık. Kaçılın.
Geliyor. Ölünmez bence o kadar. Bravo! Alkışlar. Bir saniye. Öfkeyle gücünü gösterdin ama kesik çizik de değil. Yumruk da bu kadar. Doğrusu ben demiştim ama. Görüyor musun öfkeyi? Bir şey söyleyeyim mi? Şu senin ultin mi böyle şu? Tabii. Smash. Mesela benim boylarda bir adam geldi dövüşüyorsunuz böyle. Böyle vuruk çivi gibi çakıyor musun yere? Böyle tak 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 aşağı doğru. Hocam Hulk izlediniz mi? Aynen, o da yapıyor aynısı değil mi? Aynısı. Vallahi helal olsun, ben ağzım açık izledim kenarda. Yani ben kaçıyordum o sıra, çok şey yapamadım. Beklediğimden zormuş ama. Slow motion görüntüsünü bir izleyin. Nasıl bir şey biliyor musun? Yani adeta bir sanat eseri. Hocam çizgiden kesmediğin anda benim için başarısızsın. Ve o suyun yavaş dağılmasını istiyorum çekirge. 3, 2, 1. Hey! Vay be! Wow! İstediğim bir yöntem bu şelale. Gerçek bir senseyi her zaman öğrencilerin başarısıyla gurur duyar hocam. Gerçekten. Gerçek bir senseyi. Ben çok eskilere gittim ya. 10.000 takipçilerime gittim. Bakar yandan. Mısın abi? Tam. Tam çizgiden. Başarılı. Öğreniyor literatürü. Biz bu işe yeni başlamadık. Bu sanatı? Geri başladık. O ne işte? Yani uzunlandır yapmadık, gelmedik, tekrar geri, yapmadık. Yeni gelmedik, geri geldik. Hocam senin için yine bu sefer daha zor bir şey yapıp tam ortadan değil, hafif alttan kesmeni isteyeceğim. Ha, sabit de değil. Sabit de değil. Alttan, biraz alttan keseceksin. Tunacığım seni çok takdir ediyorum. Seni yine ortadan kırsan benim için okeydir. Hocam tam torpilliyiz bugün. Yani seni ayrı beğeniyorum. Evet, o zaman... Hadi bakalım. Tuna sen ilk yap ya. Çok dengesizsin. Şimdiden rica ediyorum. Onu ayırırsan tek tek olur. Ne oluyor hocam? Yapma! Olmuyor hocam. İşte öfkenin her şeyi çözemediğini sen de öğreneceksin çekirge. Yapıştı. Göster dengenin gücünü. Evet. Bu olmaz. Bu etapta öfke geçebilir mi, ben geçebilir? Yok, bu bambu bir de göre değil. Canlarım, burada olmamızın sebebi tabii ki de PUBG Mobile ve yeni gelen 3.0 sürümü ve yeni ögemiz gölge bıçak. Çoğunlukla yeni temalı binaların yakınlarında bulunan yepyeni güçlü bir yakın dövüş silahı. Silahın kesme hareketi yakınlarda düşmanlara vurabilen bir kılıç avrasıyla yüklüdür. İleri atılmak ve yaklaşmak ya da düşmanlardan uzaklaşmak için kılıç çek becerisini kullanın. Pasif sadık kılıç becerisi ise ön taraftan gelen atışlara karşı tetiklenir ve kısa süreliğine onları engeller. Ve taşınabilir uçuran kanca. Kuşanın, fırlatın ve kendinizi hedef yöne doğru düz bir hatta ileri gönderin. Beceri butonuna tekrar dokunarak gelişmiş manevralar yapabilmek için bir paraşüt açın ve havada kısa süre süzülün. İşte asıl beklediğim bir etap bu. Kılıcı nasıl koymuşum oraya? Kılıcın kesin olsun. Çok beğeniyorum. Sağ olasın, Allah razı olsun. Tamam. Bu etapta bambaşka bir şey bekliyor sizi. Tabii ki bu cisimleri kesmek senin için kolay olabilir. Sen bunları güzel parçalayabilirsin ama asıl mevzu... Tabii estağfurullah. Böyle açınca biraz... Bakalım bana ne yapacaksınız? Böyle açınca biraz tuhaf olabilir. Kör vuruş yapacaksınız. Gözü bağlayacağız. Gözü bağlayacağız ve bu etabı geçersen bunu sana hediye etmek istiyorum. Kimin oyu bu? Kuşağı mı? Kuşağı. Bağlayalım. Ver abi. Bayağı bildiğin kör mü yapacağız? Kör vuruş. Abi kılıcını falan çıkartaydın. Ben hissederim onu hocam. Hissedersin. Göreceğiz kim kimi hissediyor. İyi mi? İyi. Önün, bir adım önünde kılıcın var. Senden tam nokta atış kellesini koparmanı istiyorum. Kardan adam. Buna biz bayağı bir geri çıkalım biz, bu sefer. Hocam biz çıkalım burada. Kamera arkasındakiler, kamera arkasındakiler de geri çıksın bence. Biraz çıkın. Bunun amacı, hocam ne bunun amacı? Kör vuruş, kellesini kopar. Sağdakini al. Hemen saat 2 yönünde bir kelle. Tek atışta kör bir halde vur. Hisset, doğayı hisset. Kuşların sesi. Hazırım. Vur. 3,
Hocam bu gerçekten yetenek. Bu gerçekten yetenek. Bravo. Düştü mü kafa? Bravo, dur açayım biraz, rahatla. Allah kahretsin. Gitti, benim kuşağım da gitti. Uçtu mu? Bir ben çok, gör. Çok temiz bir kafa alış. Saçmalama. Çok temiz bir kafa alış. Şu kafa alışa bir bakar. İçine de bambu sokmuşsunuz tahta. O da şey. Soktuk. Bunu evin salonuna koyacağım iyi. Yani gerçekten. Evet, bunun bir slow motion'ını izleyelim mi? Ben de görmüş olayım. Buyurun. İzleyelim. Buyurun. Akıt. Tekte. Bir şey söyleyeyim mi? Burada seyircilerimizin de bana inanması için gerçekten hiçbir şey görmüyordum. Abi zaten amaç da oydu ya zaten. Görseydin hile yapmış olacaktın. Alaksızlık yani. Olmaz, gerçekten olmaz. Görmüyordum ama vallahi şimdi görmüyordum. Şimdi sıra sende Tuna. Ben de mi yapacağım? Tabii, öfke de yapacak. Senin gözlüğünü çıkartsak da yeter aslında, biliyor musun? Abi. Direkt gözlüğünü çıkartınca göremiyor Tuna. Yok, o kadar değil. Böyle yine olmaz ya, var abi. Tak abi. Abi gözlüğü mü takacaksın? Yok şey, şunu. Ver. Ha, abi boyum da yetmiyor ki, 2 metre adam ya. Dur bakayım. Evet. Abdi bir yardım edin. Abi okey misin? Gel abi. Çık abi, üstüme çık. Abi ben senin nasıl üstüne çıkayım? 130 kiloyum ben de. 130 mu? İkinizin toplamı 300 kilo ediyor mu şu an? Ediyor. Geçer. Hamursan sıktım. Hocam. Hocam gerçek bir kaplumbağa. Hocam ben size diyeyim mi? Set arkası komple kaçsın. Evet. Abi şu kılıcı çek, kılıcı çek. Dur abi, alayım kılıcı. Ah kılıcı bir yayın. Ah. Hocam terk sana et. Helal olsun. Sana helal olsun. Şey yapsana, powerlifting adamlar gibi bunu yerden kaldırsa 350 kiloymuş bu. Abi adamın gözünü açsaydık önce birine bir şey yapacak. Dur, ben de kendime göre kaldım. Evet, sıradaki etabımız. Gelsin. Gelsin. Hocam eğitim bitir hocam, yeter hocam. Akşam akşam ettin hocam. Şimdi bunlar niye geldi buraya? Evet. Bunu ortadan ikiye bölmek imkansız. Öğretinin en high level özelliği. Tamam. Hadi çekirge sen hadi deyin. Açılın, geliyorum. Haydi. Kaçılın. Ben kendim sayarım. Hay. 3 2 1 Oo! Yok artık. Yok artık. İmkansızı başardın mı şu an? Yok artık. İmkansızı şu an başardın mı? Bir tane yok. İmkansızı şu an başardın. Bak, bakın, abi. Hayır bakın. Bakın. Bakın, mükemmel. Abi. Abi ben bunu hiç. Daha önce bunu yapan görmedim, biliyor musun? Hiç görmedim. Daha önce un çuvalla katanayla vuran olmamıştım. Gerçekten ben bunu yapamayacağından emindim. Bu böylece dursun. Bunu hiç dökmeden, etmeden tık diye götüreceğiz. Buyurun Tuna. Tamam. Tavuz. Yarınki ekmeklerinizde katana bıçağı olabilir. Dikkat edin. Buyurun Tuna Bey. Abi çok hocam, dikkatli hocam, ben bayağı kaç. Evet, buyurun. İşte be. Hazır mıyız? Elinde katana bıçağı. Nani? Umayla Muşindeyim. 1-2-3 Haydi. Baksana dedim, yapamadım. Nani? Nasıl yapamadım? Nasıl yapamadım? Nasıl yapamadım? Nasıl yapamadım? İşte öfke kılıç kullandı mı böyle kullanır. Biraz yamuk kesmiş ama. Bir şey söyleyeyim mi? Çok hafif bir şekilde vurmasına rağmen ben inanamadım bu şekilde içinde. Ama geçti. Hocam geçmedi gibi. Geçti hocam, daha nasıl geçsin? Kopart bunu, çek hiç bunu. Yok, hiç bekmeyin, bunu böylece gönderelim biz. Bak buradan böyle biraz kaldı gibi oldu tarafta. Yani şurası bağlı hala birbirine. Adam ilk defa hayatında katana kullandı. Yalnız var ya. Öfkemi de yedirmem yani. Bir izleyelim mi nasıl yaptığını? İzleyelim. Bir benimkini izleyelim, bir de Tuna'nınkini izleyelim. Hadi buyurun. Gel. Oo, abi ne diyorsun? Tek seferde çok geçmişim iyi, yani. Çok iyi, çok iyisin abi. Bir de Tuna'nınkine bakalım. Abi açı yanlış açı. Çok iyi vuruş ama açı yanlış. Ama ilk defa kullanıyorum ya şimdi yani. İşte Tuna her şey güç değil. Ben zaten ama fark etsiniz hocam. Evet, çok hocam. Böyle güçlü vurmadım. Sakin vurdum. O böyle siz kesilmedi sandınız. Yani ben... Senin öfken nasıl bir şey mesela yani? Ben onu çıkartırsam duramayız burada abi. Öfkeni mi? Duramayız abi. Kılıcın keskin olsun. Benim en büyük özelliğim adımın öfke olup öfkemi sürekli kontrol etmem. Sonuncu mu? Bundan sonra var mı? Değil! Geliyor! Haydi gelsin! Ve final etabına geldik. Katana'yı kazanabilecek mi, kazanamayacak mı? Birazcık da gazlı olsun diye gazlı bir içecekle devam ediyoruz. Sarı. Sarı gazoz. Sarı kola. Sarı kola.
Sen eliyle mi vuracaksın? Bir şey diyeceğim. Hoşuna gitti mi kılıçla vurmak? Çok güzel abi. Bir tur daha finalde sen de kılıçla yapmak ister vallahi misin? Vallahi isterim ya. Bak ama bunda denge çok önemli. Çünkü yan yana didilmiş bir şey var. Yani az önceki gibi vursan masayı ikiye bölebilirsin. Bir de evet. Bunda bunun dışı böyle daha sert plastik bu arada. Bayağı sert. Çok evet. Sert abi. Çok bu sert bak. Pet şişe gibi değil, su gibi değil. Bak. Abi köpürttün hep üzerimize gelecek ama. Gazlı içecek diyoruz ya. İmkansız. Hocam çok sağ olasın. Rica ederim. Sen de sağ olasın. Kesiyor. Öfkeni yendin lan. Helal lan sana. Vur, vur öfkeni yen be. Vur be. Bunu adam gibi kesersem o iş biter. Bolca gaz verelim. 3, 2, 1, vur! Bunun slow motion çok güzel oluyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun slow motion çok güzel oluyor. Bir izle. Hemen bak, ver. Bir izle. Hemen. Bir izle. Nasıl? Nasıl? Çok fena. İşte bu. Mis poku. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hatırladın mı bunu? Yapma. İbrahim Yatlar yapıyordu ya. Yapma onu yapma. Bunun aynısı performansını senden bekliyorum. Hatta kapaklarını açıp. Ben daha güzel bir şey yapacağım. Bak kılıç elden alınmaz diye buraya bıraktım. Tamamdır. Buyurun. Ooo hocam. İyi çalkalıyorsunuz. Sağ el kuvvetli. Evet ben gidiyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Arkandayım Tuna. Her zaman arkandayım Tuna. Ya bin tane katana edin videosu gelir mi? Her zaman arkandayım Tuna. Hadi yaparsın. Full destek. Bırakma onu. 3, 2, 1. Haydi. Ay. Bir saniye, bir saniye hocam. Ya abi yemin ederim var. Adam bin yıllık katana kullanıyor gibi. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Eğimi çok iyi. Eğimi çok iyi. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Videomuza 100 bin like artı bekliyoruz. Bekliyoruz. Kılıçları almak istiyorsanız da yorumlarda ben istiyorum yazmayı. Elinize sağlık yazmayı. Teşekkür ederiz yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mutlaka katanayı alın ha oyunda. Bay bay görüşürüz. Bye bye. Abi hazır hoca gitmişken bir şey daha denemek istiyorum. Şöyle bir paintball silahımız var. Amacım kılıç merminin içerisinden geçer mi? Bunu denemek istiyorum. Sordum izin vermedi hazır hoca gitmişken biz seninle yapalım. Wolverine filminde Deadpool kesiyor diye mermiyi. Şimdi. Aynen onu yapmak tam onu istiyorum. Yapacağız. Abi ben hazırım. Tamam, tamam. Sana da güveniyorum. Tamam. Şu şekilde açtım. Haydi bakalım, haydi bakalım. Gelsin. Oh! Oh! Abi çok bir şey söyleyeceğim. Ya. Onu görebiliyoruz mu? Görebilir miyiz mesela? Bir izleyelim abi. Mi? Son eğer bu olduysa bir de ben deneyeyim abim. Ondan sonra gideriz. Tamam uzattık farkındayım ama bir de ben deneyeyim. Buyurun şöyle teslim edelim size. Buyurun buyurun. Bir şey söyleyeyim üst üste 2-3 tane vursam olay olmaz mı? Bence vurursun bu arada. Çok aynen. Çok rahat vuruluyor. Ne bakayım? Evet abi tam paralel yaparsan. Ah pardon. Bir şey diyeceğim. Fazla fazladan 2-3 tane birden mi geçti içinde?